Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ bünyesindeki Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin nüfus artışına bağlı olarak ihtiyaca daha uygun hale getirilmesine ilişkin kapasitesinin iki katına çıkarılacağını söyledi. Ağustos 2003'te işletmeye alınan günde 110 bin metreküp kapasiteli Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, şehrin 5 metropol ilçesi olan Koca Sinan Belikgazi, Talas, İncesu ve Hacılar ilçelerinde ikamet eden 1.157.405 vatandaşa hizmet ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ni yerinde inceledi. Tesiste KASKİ Genel Müdürü Doçent Doktor Özgür Özdemir, daire başkanı ve teknik ekipten son durum hakkında bilgi alan Başkan Büyükkılıç'a ayrıca planlanan yeni yatırımlar hakkında kapsamlı sunum yapıldı. Ekipmanlar vasıtasıyla arıtan arıtma tesislerimiz. Doğal arıtma ise tamamen tabiatın, doğanın, bitkinin. Başkan Büyükkılıç, inşaatın başlaması için önümüzdeki Mart ayında ihaleye çıkılacağını belirtti. Şu anda KASKİ'mizin arıtma tesislerindeyiz. Hatırlanacağı üzere yaklaşık 20 yıl önce yapılan İleri biyolojik arıtma tesisimiz ile bugüne kadar şehrimizin arıtma hizmetlerini karşılamaya çalıştık. Ancak nüfus o zamana göre tam iki misline ulaşınca ister istemez bu nüfus artışına bağlı olarak arıtma tesislerimizin de bir o kadar kapasitesinin artırılması gerektiği ortaya çıktı. Bu anlayış içerisinde gerekli girişimlerde bulunmak suretiyle arıtma çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Şu anda projemiz kabul edildi, onaylandı. İnşallah Mart ayında ihaleye çıkılacağını buradan paylaşmak istiyorum. İnşallah bu çalışmamızda yaptığımızda Kayseri'mizin arıtmayla ilgili sorunlar tamamen ortadan kalkmış olacak. Daha doğrusu şehrimiz rahatlamış olacak bu açıdan. Ancak daha sonraki bir süreçte buradan çıkan çamurların kurutulması yönünde de hem araştırma yapıyoruz. İnşallah 2 sene gibi bir süre zarfında da bunu tamamlanacağını paylaşmak suretiyle ihale sürecinde alacak firmalara şimdiden hayırlı olmasını dileyerek emeğe geçenlere de teşekkür ediyorum.